Her salı olduğu gibi Akıllı Tarım'dan merhaba. Ben İrfan Donat. Bugün tarım için önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Zaman zaman kırsaldaki üretim, çiftçiler ve sektörün diğer paydaşların beklentileriyle üniversitede yapılan ya da yapılması gereken çalışmalar hakkında yorumlarda bulunuyoruz. Üreticilerin beklentilerini dile getiriyoruz. Bugün güzel bir çalışma yapılmış. 7 yıllık bir Ar-Ge sonucunda ortaya çıkan bir çalışma, bir proje. İki üniversitemizin, Ziraat Fakültesi'nin iki değerli bilim insanının yaptığı bir çalışma ve o 7 yıllık çalışmanın sonunda da topraktan üretilen bir böcek ilacı geliştirilmiş ve üretimine başlanmış. Biz de bu hikayeyi biraz Akıllı Tarım ekranlarında sizlere sunalım istedik. Çünkü medya olarak baktığımız zaman çok farklı konuları bazen gereğinden fazla konuşabiliyoruz ama konuşmamız gereken konulara yeteri kadar zaman ayıramıyoruz. Biz de 7 yıllık o çalışmanın en azından bizim programımızda bir 22 dakika fazlasıyla konuşulması gerektiğini düşündük. O yüzden projenin mimarlarından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Özgür Sağlam'ı stüdyomuza konuk ettik. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. İrfan Bey, hoş bulduk. Şimdi öncelikle emeğinize sağlık. 7 yıllık bir Ar-Ge çalışması. Özellikle bir arada yaptığınız bir proje. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi yine Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Arda Işıkber'le birlikte. Merak ediyorum. Şimdi Türkiye'nin kabaca yıllık 530 milyon liralık bir böcek ilacı ithalatı söz konusu. Evet. Aslında biz buna kura vurduğumuzda neredeyse 100 milyon dolara yaklaşıyor kurun değişkenliğine beraber ama sizler diyorsunuz ki içinde kimyasal bulunmayan, insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı olmayan, topraktan doğal olarak ürettiğimiz bir ilaç. Hı-hı. Nedir bu ilacın hikayesi? Bir 7 yıl önceye dönelim. Nereden çıktı bu projenin fikri? Oradan başlayalım. Evet. Şimdi dediğiniz gibi yani FAO verilerine ya da TÜİK verilerine baktığımız zaman bizim pestisit kullanımımız oldukça yüksek rakamlarda. Özellikle yurt dışından getirilen pestisit miktarı olarak 54 bin ton pestisit ithalatımız var. Ve bu pestisit içerisinde yaklaşık 12 bin tonu sadece böcek ilacı olarak getirtilmekte ve piyasada böcek ilacı olarak kullanılmakta. Bu nokta aslında... Şimdi bir zararlıyla mücadele etmek dendiği zaman biz genelde size de sorduğumda mesela ne yaparsınız sorusunun karşılığını muhtemelen ilaç kullanırım olacak. Aslında bütün çıkış noktası burası. Çünkü mücadele dendiği zaman akla ilk gelen şey kimyasal mücadele oluyor. Ve kimyasal mücadelenin bütün bu firma ağı bunu çiftçi tarafından daha tercih edilebilir hale getiriyor. Artı kimyasal mücadelenin diğer mücadele yöntemlerine göre hızlı sonuç vermesi nedeniyle daha tercih edilir hale geliyor. Ama bunun dışında farklı mücadele yöntemleri de var. Yani bunların içerisinde biyoteknik mücadele, biyolojik mücadele ve onlardan biri olan fiziksel yolla böceği etkileyen bu mücadele yöntemi. Bu da bizim dikkatimizi çekti bu kimyasaldaki artışlar, kullanım miktarları, farklı alternatifleri getirmek gerekiyor, pazara sunmak gerekiyor. Ve çıkış noktamız aslında bu ihtiyaçtan kaynaklandı. Aslında dediğiniz nokta çok önemli. Yani sanki algı olarak söylüyoruz bunu. Hem gübre hem ilaç tarafında sanki biz kimyasala mecburmuşuz, mahkummuşuz gibi kesinlikle, bir algı var. Ama aslında doğada bunun alternatifleri var. Çünkü kimyasaldan önce de tarım yapılıyordu. Binlerce yıl tarım yapılıyor bu topraklarda, Anadolu coğrafyasında. O yüzden aslında eskinin alternatif olarak bugünkü versiyonlarını belki biz konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi orada da merak ettiğim şey bu böcek ilacı diaton toprağı diye bir topraktan siz üretmişsiniz. Evet. Nedir bu diaton toprağı? Şu anda aslında stüdyoda da gösterebiliriz. Hem arkada ekranlarda gözüküyor. Diaton toprağının taş gibi bir kayaç şey bu. Formunu kayaç görüyorsunuz şu anda. Yani diaton toprağı aslında uluslararası olarak kullanılan, var olan, özellikle Kanada'da, Almanya'da, İtalya'da preparat haline getirilmiş ve özellikle hasat edilmiş tahıl ürünlerinde, baktegillerde, organik ürünlerde bunun kullanımı söz konusu. Bu diatomu diğer diatomlardan farklı kılan, bu tamamen bizim yerli kaynaklarımızdan, milli kaynaklarımızdan çıkan bir diatom olması. Yani bu uluslararası pazarda yurt dışından getirtilip ülkemizde satılan diatomlar yok değil, var. Ama dediğim gibi bu tamamen yerli kaynaklarımızda çıkmış olması ve bunun böcekler üzerinde etkili olanının geliştirilmesi noktasında biz önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz. Tabii bu süreçte
Bunu az önceki sorunuza da cevap olması bakımından biz bunu 7 yıl önce bunun potansiyelini ve uluslararası piyasadaki kullanımını da düşündüğümüz zaman bu neden ülkemiz kaynaklarında kullanılması? Çünkü Türkiye'deki MTA verilerine göre 125 milyon ton diatom rezervimiz var. Bu zenginiz diatom, de bu açıdan. Zenginiz yani. Bu açıdan kesinlikle. Bu diatom rezervi hangi amaçla kullanılıyor? Kullanılıyor bu rezerv. Bu bir kayaç, bu bir maden. Çıkartılan diatom daha çok filtre sanayinde meyve suyu firmaları tarafından ya da yağ firmaları tarafından yani gıdada kullanılıyor. Gıdada filtrasyon amaçlı kullanılıyor. Şimdi bunun özellikle filtrasyonu sağlayan bunun içerisindeki porlu yapı. Bu porlu yapı nereden geliyor? Diatom nedir sorusunun cevabı buradan çıkacak. Bundan milyonlarca yıl önce su içerisinde ki bu tatlı su, tuzlu su olabiliyor. Su içerisinde suyu filtre eden, suyu temizleyen alglerin silisleşmiş kabuklarından oluşuyor bu. Yani oradaki göl kuruyor ve oradaki flora içerisinde yaşayan algler tabana bu kabukları çöküyor ve orada bir kayaç meydana getiriyor. Yani biz aslında buradaki diatom rezervlerimiz bundan milyonlarca yıl önceki rezervler. Bunların bu filtre özelliklerini sağlayan üzerinde çok küçük porlar var, delikler var. Farklı şekilleri var. Hatta sanatsal açıdan da çok güzel şekiller söz konusu. Dolayısıyla bu özellikleri özellikle böceklerle mücadelede kullanımı noktasında da bu silisli yapısı ve şekli böceğin kimyasal yolla değil fiziksel yolla ölmesini sağlıyor. Yani normalde biz bir ilaç kullandığımız zaman, ilaç kullanıldığı zaman böceğin sinir sistemi üzerinde %90 oranında sinir sistemi üzerinde etki ediyor ve böcek birkaç saniye, birkaç dakika içerisinde sinir sistemindeki bozulmaya bağlı olarak ölüyor. Burada nasıl etki ediyor? Burada nasıl etki ediyor? Buradaki etki böceğin vücudunun dış tabakasına bu toz ulaştığı zaman, tozla temas ettiği zaman böceğin vücudunda küçük çizikler meydana getiriyor. Ve böceğin vücudunun üzerindeki yağı ve vücudun içerisinde bu çiziklerle ortaya çıkan kanını, vücut sıvısını emerek böceğin kurutuyor. Ve burada özellikle yumuşak vücutlu böceklerde etki çok daha hızlı. Yani saatlik bazda sonuçlar elde ettik biz. Etki çok daha hızlı olmakta. Vücut biraz daha sertleştikçe birkaç güne bu süreç, birkaç gün zaman almakta. Kimyasallarda tabii şöyle bir durum da var. Çok kullanıma bağlı olarak bir direnç geliştirme söz konusu. Yani siz kimyasalı yanlış kullanımı da bu işin içerisinde. Yanlış kullandıkça, çok kullandıkça artık böceklerle o popülasyon içerisinde direnç kazanıyorlar. Direnç kazanmış böceklerde bile diatom fiziksel yolla etkili olduğu için ölüm söz konusu. Yani direnç kazanmış ki son çalışmalarda 1500 kat, 3000 kat ilaca dayanıklı depolanmış ürün zararlısı türler tespit edildi. Popülasyonlar saptandı uluslararası literatüre baktığımızda. Bu böceklerin mücadelesine de önemli bir alternatif. Çünkü üretici bunu öldürememe sorunuyla karşı karşıya kalmakta önemli, ve kalacak. Önemli noktalardan bir tanesi. Evet. Yani benim zaten dikkatimi çeken belki de en önemli nokta oydu hocam. Bir, dediğim gibi bir bizim sanki kimyasal dışında başka bir alternatifimiz olmadığı gibi bir sonuç çıkıyordu ki var diyorsunuz. İki, biz bu ürünlere, kimyasal ürünlere kastediyorum zira pestis tarafında her yıl milyonlarca dolar döviz gönderiyoruz. Evet, ama içeride bizim hem ham maddemiz var, yerli kaynağımız var. Evet. Hem de onu üretecek teknolojimiz ve bilim insanlarımız var. Sizler varsınız. Evet. Aslında biz o dövizi içeride tutup daha kontrollü. Çünkü bu işin bir sonraki noktası hani sadece üretici ya da sektör paydaşları değil, bir de tüketici tarafı var. Yani şimdi siz dediniz ki depo ürünlerinde bu kullanılıyor. Yani bakliyat, hububat başta olmak üzere. Evet, aynen öyle. Şimdi insanların artık yeni dönemde algı şu. Yediğimiz ürünler ne kadar sağlıklı? Pestisit kalıntısı var mı? Ya da işte korunması için kullanılan ilaçların kimyasalları insan vücuduna ne kadar etki ediyor? Böyle bir soru işaretinin olduğu yerde sizin bahsettiğiniz ürün, tırnak içinde söylüyorum, bir sanki organik olabilecek ya da tanımlanabilir mi bilmiyorum. Onu organik siz olarak tanımlanıyor. Evet. Yani öyle bu mi? Evet, organik olarak tanımlanıyor ki uluslararası Amerika'nın Dünya Çevre Örgütü EPA'nın listesine göre de organik ve doğal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ülkemizde bunun özellikle bitki koruma ürünü olarak ruhsatlandırma sürecine tabii ayrıca bir eğilmek gerekiyor. Tabii ki ülkemizde bir ürünün ruhsatlanması gerçekten zor ve zahmetli bir iş.
parası olarak sizin belli bir kaynağınızın olması gerekiyor. Tabii bu projede de özellikle bizim en önemli finans kaynağımız tabii ki TÜBİTAK oldu. 7 yıl önce biz TÜBİTAK 1001 projesiyle bu süreci başlattık. Ve devamında yine üniversitelerimizin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olsun, Kahramanmaraş Üçcimam Üniversitesi olsun, araştırma fonlarından, yine TÜBİTAK'ın hızlı destek projelerinden almış olduğumuz kaynaklarla Türkiye'deki rezervleri taradık. 50 farklı noktadan 200'ün üzerinde örnek topladık ve bunları böcekler üzerine test ettik. Özellikle hasat sonrasındaki depo zararlısı böcekler ve ev haşeresi olarak nitelediğimiz hamam böceği karınca üzerinde testlerimizi gerçekleştirdik. Ve bunun sonucunda zaten özellikle Namık Kemal Üniversitesi Teknopark'ından da bir kurulan bir şirket aracıyla, kurmuş olduğumuz bir şirket aracıyla da milletin hizmetine sunmaya amaçlıyoruz. Şimdi depo zararlısı 20 böcek türü için evet. Ayrıca kedi, köpek, kuş, tavuk gibi kanatlı sektörde evet. Burada benim dikkatimi çekti. Orada yine alternatif olarak işte yine akardır, bittir hayvanlarda pire evet. Dış parazitler evet. Kullanılıyor. Bu ürün toz mu, sıvı mı? Şimdi bu ürün üretimi toz ve sıvı olarak üretilebiliyor. Sulandırılabiliyor. Islanabilir toz formülasyon dediğimiz formda da kullanılabiliyor. Tabii burada ürünün özellikle yani şununla altını çizmek isterim. Yani Türkiye'de rezervi düşündüğümüz zaman bunların hepsi böcek ilacı olur mu? Bu sorunun cevabı hayır. Çünkü mesela çok iyi bir filtre malzemesi özelliği taşıyan bir diatom kaynağı yaptığımız denemelerde çok umut vaat edeceğini düşündüğümüz bir diatom kaynağı böcekler üzerine hiç etkili olmadı. Aynı sonucu vermedi. Beklediğimiz sonucu vermedi. Dolayısıyla bu diatomların şekilleri, yapıları, büyüklükleri ve ürünün mikronu oldukça önemli. Yani her diatom böcekleri öldürmüyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bizim de zaten yani geliştirdiğimiz bu iki ürün bir karışım. Yani farklı kaynakların belli oranlarda karıştırılmasıyla bu saymış olduğunuz zararlara maksimum toksitenin sağlandığı sonuçlarla ortaya çıkartılmış ürünler. Peki hocam şimdi yayının başına dedik ki bizim normalde işte böcek ilacına her yıl ödediğimiz para milyon dolar bazında neredeyse 100 milyon dolar buluyor kurun evet, dalgalaması evet, beraber evet. Ama pestisit tarafındaki ithalatımız 370 milyon dolarları buluyor toplam büyüklüğüne evet, baktığımız evet. Zaman. Şimdi siz diyorsunuz ki bu depo zararları için kullanılıyor. Yani hasat sonrasından bahsediyoruz. Bir de hasat evet. Öncesi var. Aslında evet. Yaş meyve sebze tarafındaki bizim pestisit kullanımını da göz önüne alarak söylüyorum. Bu tarz çalışmalar yine daha ürün tarladayken, bahçedeyken yapılamaz mı? O formlarda bir şeyler yapılamaz mı? Doğru. Yani şimdi biz ve ekibimiz hani bu konuda özellikle hasat sonrasındaki alanda uzmanlaşmış hocalardan oluşmakta. Dediğiniz gibi başlangıçta siz bu hocalarımızı Sütçüman Üniversitesi'den Profesör Doktor Ali Arda Işıkberdaş'ın özellikle bizim bunun alanda kullanımı açısından Çukurova Üniversitesi de bu çalışmanın içerisinde. Çukurova Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serdar Öztekin hocam da bizim ekibimiz içerisinde çok büyük katkılar sağlıyor. Yani 3 tane üniversite, 3 tane hocanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkardığımız bir değer. Bunun tabii ki dış alanda kullanımı noktasında çeşitli üniversitede araştırmacı hocalarımız ve araştırma enstitülerinde bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani şu anda işte bir Akdeniz meyve sineğine kullanılabilir ya da bir domates güvesine kullanılır diyemem. Bununla ilgili bir süreci de başlattık. Bununla ilgili sonuçlar çıktıkça umarım müjdeli haberler sizle paylaşacağız. Bu alanda çalışması da çok önemli dediğiniz gibi. Mesela Çukurova Üniversitesi dediniz, siz Namık Kemal Üniversitesi evet. Olarak çalışıyorsunuz. İşte işbirliği yaptınız Sütçüman evet, Üniversitesi ile. Evet. Sizin özelinizin biraz daha genelini soracağım. Şimdi bu çalışmalar çok önemli ama biz bazen eleştiri olarak da yani medya sektörünü de eleştiriyoruz. Kendi içimize öz eleştiri yapıyoruz ama üniversitede diyoruz ki ya üniversite kırsaldaki ihtiyaçları yeteri kadar karşılıyor mu? Ya da o bilimsel çalışmaları yapabiliyor mu? İhtiyaçları giderebiliyor mu? Evet giderenler de var sizlerin yaptığı çalışma gibi. Ama geneline şöyle yaymak gerekirse, üniversiteler arası işbirliği nasıl? Gerçekten olması gereken seviyede mi? Bilim insanları ya da fakülteler arası? Ya tabii şimdi Ar-Ge noktasında ya da girişimcilik noktasında bu bir adım geri durulduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada yani tek başına üniversite ya da tek başına kamu olmuyor zaten. Sizin daha önceki programlarda da hep işlenen konu kamu, özel sektör, üniversite
bir araya gelmesi gerekiyor. Ve özellikle üretici bu noktada bilinçlendirmesi gerekiyor. Yani bir araya geldiğimiz noktalar var. Beraber çalıştırdığımız çalışmalar oldukça fazla diyebilirim. Ve bu şekilde girişimler de söz konusu. Ama burada özellikle yani akademisyen üzerinde böyle bir girişimcilik hareketinde gerçekten ekstradan yükler yükleniyor. Yani sizin sadece Ar-Ge ya da bilimsel çalışma dışında siz ön muhasebeyi bilmeniz lazım, siz web sayfası tasarımını bilmeniz lazım, bir marka tescil sürecini takip etmeniz lazım. Çünkü size verilen kısıtlı bir bütçe var, bu bütçeyle hepsini çevirmeniz gerekiyor. Yani bu nedenle bizim Ar-Ge dışındaki noktalarda da buna kafa yormamız gerekiyor, mesai harcamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde oluyor. Yani kaynak biraz yani sınırlı olduğu zaman maalesef o ilerleme işin, o kadar hızlı kaydedilemiyor. Kaydedilemeyebiliyor, evet, kesinlikle. Çünkü ben o tarafına da girecektim. Şimdi üniversitelerde teknoparklar, teknokentler, evet, zaten orada bu şirketleşme ya da kuluçka mı artık nasıl isim? Kuluçka yani, merkezinde başlıyor. Başlıyor, evet, iş. Sonradan işte ete kemiğe büründükçe iş daha da ciddi hale geliyor. Evet. Ama dediğiniz gibi finansman tarafı çok önemli. Hani bir fikriniz olabilir, bir Ar-Ge çalışmanız olabilir, bir gücünüz vardır ama ondan sonrasında da o finansman eğer yeteri kadar çalışmaları desteklemiyorsa sonunu getiremiyor birçok bilim insanı. Evet, evet. 7 yıllık bir Ar-Ge'den bahsediyoruz, bir çalışmadan bahsediyoruz. Finansmanı nasıl yönettiniz? Yani sonuçta bu çalışma emek istiyor ama bir taraftan, evet, da para istiyor. Evet, evet. Finansman noktasında biz az önce de üstünden kısaca geçtim. TÜBİTAK 1001 projesi. Yani ciddi bir bütçe aldık bu noktada. Sonra üniversitelerin araştırma fonundan aldığımız desteklerle belli bir noktaya geldik. Ve en son 2018 yılında bu TÜBİTAK'ın 1512 Tekno Girişim Projesi ile beraber Namık Üniversitesi Teknoparkı'nda bir kuluçka merkezinde bir şirket kurulumu gerçekleştirdik. Yani buradaki kaynak TÜBİTAK üniversitelerin araştırma fonları şeklinde ilerliyor. Özel sektör tabii ki yatırım yapmak isteyen özel sektörden firmalar oluyor. Bunlar hani belli bir noktadan giriş yapma talepleri oluyor. Ama özel sektörde şöyle bir durum var. Yani sizin araştırmanız Ar-Ge'niz üzerinde biraz baskı oluşturuyor. Yani özel sektörde Ar-Ge yönetimi noktasında bazı sorunların da altını çizmek isterim ben. Yani size bir araştırmacı olarak parayı verdikten sonra yani bu sınav kağıdını verip hocam ne zaman açıklayacaksınız sonucu diyen bir öğrenci gibi parayı verdik. Sonuç nerede hesabına bazen dönebiliyor. Bu noktada ki sorunları da aşmak gerekiyor. Yani Ar-Ge kültürünü bilen, Ar-Ge kültürüne değer veren özel sektör bilincinin gelişmesi gerekiyor. Ve Ar-Ge'ye yatırım yapmamız gerekiyor. Yani bizim genel bütçeden Ar-Ge'ye olan yatırım %1 seviyesinde. Yani siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Ki bu iyi hali, daha da azdı. %1'in, evet, bile altındaydı. Evet. Bu son dönemlerde %1.06 gibi. %1'in içerisinde tarımı düşündüğünüz zaman çok bu çok daha sıfırlı bir hale geliyor. Yani maalesef çok daha düşüyor. Yani bununla ilgili sorunları aşmamız gerekiyor. Şimdi şöyle genel bir algı vardır. Hem tohumculuk tarafında yeri geliyor, hem kimyasal gübre, hem zira ilaç, uluslararası şirketler tarım tarafında tabii biraz daha ön plandalar. Hatta küresel anlamda oyun kurucu olarak da nitelendirilebiliyorlar. Şimdi biz yerli ve milli üretim diyoruz. Kendi, evet, rezerv kaynaklarımız diyoruz. Evet. Organik diyebileceğimiz şekilde bir, aynen, formdan bahsediyoruz. Hem kullanıcının hem son tüketicinin daha böyle içinin rahat olabileceği, evet, bir, evet, üründen bahsediyoruz. Ama bir taraftan da mesela şimdi izleyicilerimizden Merkanot nickname'li izleyicimiz, bu işte büyük paralar var, buna müsaade edilmeyecektir diyor. Hani o lobi tırnak içinde bazen bazı şeylerin önü kesilir gibi, işte mevzuat tarafında özellikle onu soracağım. Finansmanı o yüzden size sordum. Hani mevzuattır, lisanstır. Kolayca bu işleri yapabildiniz mi? Ya da yolunuz şu anda açık mı? Önünüz açık mı? Ya da sorunlar var mı? Ya sorunlar tabii, öngöremediğimiz sorunlar tabii ki her dakika çıkabiliyor. Yani şu ana kadar geldiğimiz noktada yani marka tescili sürecinde bir sorun yaşamadık. Belli noktada ruhsat sürecinde sorun yaşamadık. Bunun farklı alanlarda ruhsatlanması söz konusu. Özellikle bitki koruma ürünü olarak, ki sizin de söylediğiniz gibi hasattan önceki üretim sezonunda kullanabilmesi için bunu bitki koruma ürünü ruhsatının alınması gerekiyor. Bu noktada bir süreç, gerçekten bir araştırmacıyı yoran bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.
Yani bu ürünün bazı avantajları var. Belli toksikolojik testler, hani çevre dostu olması, bir kimyasal içermemesi, organik bir özelliği olması, ruhsatlandırma sürecinde belli avantajlar sağlasa bile sonuçta sizin illaki belli testleri yaptırmanız gerekiyor. Yani olmazsa olmaz testler var. Bu noktada da yine her şey dönüp paraya dayanıyor, bütçeye dayanıyor. Durum bu şekilde. Hocam son iki dakikaya girmişiz. Yönetmenimizden Türkiye grafiğini rica edeceğim. Orada 2017 yılı tarım ilaç kullanım miktarları var. Şimdi orada benim dikkatimi çeken biraz daha böyle genel olarak bakalım istiyorum son iki dakikada. Şimdi Güney ve Ege bölgesinde yoğunluklu olarak bir tarım ilacı kullanımı söz konusu. İşte Mersin'de, Adana'da, Antalya'da biraz daha böyle yukarıya doğru çıktığımız yani o hat üzerinde bir yoğunluk söz konusu. En yoğun bölgeler, koyu bölgeler daha doğrusu, en yoğun tarım ilacının kullanıldığı yerler. Evet, oralara baktığımız zaman özellikle yaş meyve sebze tarafında en yoğun üretimin olduğu yerler. Kesinlikle. İç Anadolu'da Konya kısmi olarak biraz daha açık renkte, bir tık daha az kullanım var güneye göre ama orada yine hububat depomuz. Evet. Nedir Türkiye'deki pestisit kullanımımız? Biz bu işi doğru yapıyor muyuz, doğru kullanıyor muyuz, doğru miktarda, doğru şekilde? Çünkü bunun çıktısı hem cebimize etkiliyor girdi maliyetler tarafında hem de sağlığımızı etkiliyor diğer tarafta. Yani bu özellikle ilaç kullanımı noktasında dediğiniz gibi burada üretim sürekli bir üretim söz konusu. Özellikle yaş sebze meyve açısından seracılığın gelişmiş olduğu bir bölge olması bakımından burada mücadele kaçınılmaz. Tabii dediğim gibi yani siz bir zararlıyla mücadele edeceğiniz zaman akla gelen ilk şey kimyasal olduğu için yani bu renklenme üretimin yoğun olduğu yerlerde daha koyu olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle bilinçlendirme noktasında ben çiftçi bilinçlendirmesi noktasında altını çizmek istiyorum. Yani daha önce 79 Nobel Ekonomi Ödülünü alan bir araştırmacı tarımda verimlilik çiftçinin yeteneğinin geliştirilmesiyle mümkündür. Biz bu noktada çiftçi eğitimini çok önemsiyoruz ve sahaya iniyoruz. Sahada bunun eğitimlerini, demolarını yapıyoruz, fuarlara katılıyoruz. Yani onlarla bir araya oldukça siz sorunları daha iyi çözüyorsunuz ve dinamik bir Ar-Ge yapısına sahip olduğunuz zaman sorunlara hemen çözüm üretebiliyorsunuz. Yani siz sadece ürün bazlı gittiğinizde benim elimde bu var, bu sizin işinizi çözer değil. Yani sorunu nasıl üstesinden gelirim, nasıl çözerim noktasına farklı alternatiflere bir bakmak lazım. Yani dar bir açıdan değil, geniş bir açıdan baktığımız zaman bu ülkede biyolojik mücadele de var. Seralarda biyolojik mücadele de kullanılıyor. Bu noktada özellikle Ankara Üniversitesi Teknoparkı'nda Profesör Doktor Cem Eskon Özam yani bu işin özellikle ülkeye kazandırması açısından ciddi mücadele veriyor ve yayım işleri gerçekleştiriyor. Bu noktada farklı seçenekler var. Biz de bunların çoğalması ve kazanılması anlamında ülkeye değer katmak anlamında katma değer açısından çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Süremizin sonuna geldik. Paylaştığınız bilgi için ama sohbetimiz Özgür Hocam'la beraber biraz sonra bir 15 dakika sonra yaklaşık olarak sosyal medya hesaplarımız Twitter, Facebook ve YouTube üzerinden Periskop yayınıyla devam edecek. Orada bir 20 dakika bu konuları konuşacağız. Özellikle bir izleyicimiz Avrupa'da test edildi mi? Almanya'da buna benzer ürünler pazarlanıyor demiş. O sorunun cevabını da internetteki canlı yayınımızda verelim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.